96'dan mutlu akşamlar. Değerli yorumcularım Cemal Ekentok ve Mehmet Tan'la Bursa Spor Manisa Futbol Kulübü mücadelesini konuşacağız. Bursa Spor bu mücadeleden bir birlik beraberlikle ayrıldı. Denizli Spor galibiyetinin önemi bu maçta da alınacak 3 puanla daha da kıymetli olacaktı. Ama maalesef Bursa Spor her zaman olduğu gibi belki çok eşik atlama maçı değil ama o maçlardan biri gibi gözüken bir mücadeleyi daha kaybetti demeyelim ama istenilen galibiyeti alamadı. Bursa Spor adına şanssız çok pozisyon oldu. Bunları da konuşacağız değerli yorumcularımızla. Ama siz de bize soru ve görüşlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Twitter adresimiz 90+ alt çizgi şeklindedir. Yönetmenim de birazdan ekranlara verir. Eğer siz de görüşlerinizi bize bildirirseniz biz de burada zamanımız yettiğince okumaya çalışırız deyip Sayın Ekentok'la başlayalım. Sayın Ekentok, bir birlik mücadele. İşte açılış konuşmasında da dediğim gibi şanssız bir iki pozisyonu var Bursa Spor'un. Bir direkten dönen topu var. %100 kaçırdığı pozisyonlar var. Ve tabii ki de Özcan Hoca'nın istifası, istifada demeyelim de karşılıklı yolların ayrılması. Bu konuyu da yine maçı değerlendirirken onu da ayrı bir köşeye koyup değerlendireceğiz ama mücadeleyle başlamak istedim ben programa. Nasıl buldunuz Bursa Spor Manisa Futbol Kulübü maçını? Ya futbol şansı biliyorsun, futbol şansı mı diyelim artık ne diyelim. Yani ilk 3. ve 5. dakikada Bursa Spor 2-0 yapabilirdi oyunu. Yani Akolaste'nin kalesi aslında pası Timmatas vurdu, defans ayak koydu, kornere gitti. İsmail Yüksek ceza alanına girerken yayın içinde düşürüldü ama çok kötü bir Hasan Ayaroğlu'nun serbest vuruşu gerçekten çok kötüydü, gitti. Yani bir tek Manisa Futbol Kulübü iyi bir kadro kurmuş. İlk defa TFF birincilikte mücadele ediyorlar. İlk ataklarını Bursa Spor'a karşı 25. dakikada geliştirdiler. Onun haricinde işte orada Diallo'nun şutunu Erhan kale sahasının hemen dışından sert bir şut attıydı. Onu Erhan uzaklaştırdı. Yani İsmail inanılmaz işler yaptı gene, İsmail Yüksek. Timmatavs'a harika bir tane al bu golü at gibisinden bir pas attı. Timmatavs topu aşırdı, dışarıya gitti. 45+1'de yine İsmail'in ortasında Timmatavs üzerine gelen kalecinin üstünden aşırdı, direğe gitti. Arkasından 45+2'de Akolaşe'nin şutunda top yan direkten döndü. Yani bir futbol şansının olmadığı pozisyonlardı. Yani ilk bu 2 dakikalık uzatmayla, yani 47 dakikalık ilk bölümde Bursa Spor'un 5 tane net pozisyonu, gol olabilecek pozisyonu, Manisa Futbol Kulübü'nün ise bir pozisyonu vardı ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya biz iyi de başladık. Massimo Bruno'nun pası, işte arka direğe Namık boş, yani kalecinin önünde kalıp vurması, 1-0 öne geçirdi. Özlediğimiz timsah yürüyüşü. Bu arada Musisi'yi de bugün ölüm yıldönümü, rahmetli analım. Evet. Arkasından oyun, biz öne geçtikten sonra işin en güzel tarafı ne oldu? Manisa'nın teknik direktörü, ismini de söyleyeyim, genç kardeşimiz Turgay Altay ne yaptı? İki bekini oyundan çıkarttı. Orta sahada aksayan Kubilay'ı da aldı. 59. dakikada 3 oyuncu birden değiştirerek hamle yaptı. Bu hamle sonrasında Bursa Spor Yücel İldiz benim gibi basın tribününden maçı izliyordu. Ben basın tribününden, o saha kenarından izliyordu. Yok, şimdi siz değişik bir konuyu atladınız. Yücel İldiz'i sonra konuşacağız. Ay şey, pardon. Özcan Hoca, Özcan bizzati. Özcan bizzati. Çok konuştuk çünkü program öncesinde, evet. Yücel İldiz ismini de. İlerleyen dakikalarda Özcan, o konulara da değiniyoruz. Özcan Hocam saha kenarından maç izledi, hiçbir hamle yapmadı. Yani Manisa Futbol Kulübü'nün bu 3 oyuncu değişikliğinden sonra oyunu tamamen bizim yarı alanımıza yıktı. Biz Akolaşe gibi süratli kanat oyuncusunu, ne Akolaşe'yi ne Namı böyle
savunmanın arkasına gidip atıp da onları hareketlendirecek hiçbir hamle, hiçbir pas atmadık. Yani bir 78. dakikada bir de şu bir gerçek var. Maçın İzmirli hakemi Tonusluoğlu, direnç Tonusluoğlu gene bir yaptı. Yani Akolatse'ye özellikle bu Dembo Diallo'nun o kadar çok sert faulleri vardı ki hiçbirinde hep oyunu devam ettirdi. Bizim mesela Nicolas Zalazar'ın bir çok sert bir şut atıldıydı. Zalazar'ın göğsünden döndüydü, evet. Yerde kaldıydı. Hakem o pozisyonu durdurmadı, oyunu devam ettirdi. Bir serbest vuruş karar verdi. O serbest vuruşta maalesef Tabako, ikinci yarıda oyuna giren oyuncu, attığı hakikaten güzel vurdu. Erhan yapacağı bir şey yok, köşeye gitti. Sonrasında Özcan Bizati'nin aklına 86. dakikada oyuncu değiştirmek geldi. Bir anda Tuğbey Akgün'ü, Luka Çapan'ı, şeyleri, Namık'ın yerine Vefa Temel'i, Batuhan Kör'ü falan alınca biz 5 dakikalık uzatmayla birlikte bir 10 dakika Manisa yarı alanında oyunu oynadık. Pozisyon, net gol olabilecek pozisyon bulamadık. Maçta maalesef arzulanan bir sonuç değil. Yani bu sonuçla Bursaspor üst grubu yakalama yolunda çok büyük bir avantajını yitirdi. Bu maç kazanılmış olsaydı en azından 3 maç eğilecekti fark. Alt grupla bir şey olacaktı. Üst grupta her takımın birbirini yendiği, yenildiği maçlar olduğu için yani üzülmemek elde değil. Böyle deneyimsiz bir takım karşısında alınan bir birlik beraberlik ki girilen işte 4, 5, 6 pozisyon bunların bir tanesi gol oldu. Rakibin bir tane pozisyonu var ama bir tane serbest vuruştan, savunmadan dönen topa iyi bir vuruşla kazandığı bir gol var. Onun evet. Haricinde pozisyonsuz rakip konuk takımın. Tabii ki amaç ne burada? Rakip takımın bir puan alabilmek. Alınan her bir puan, yani tehlikeli bölgeye indiği için Manisa'nın bir puanla oynadığı her halinden belliydi. Tabii. Yani o amaçla gol attıktan sonra da onu net bir şekilde ortaya çıkardılar. Hemen geriye yaslandılar. Evet. Yani her zaman söylüyorum, yani biz böyle çok havaya girdiğimiz şeyler oluyor. Eşik atlama maçı gibi görüyoruz. İşte bu maç öncesi de yönetim kurulu saat 4'ten itibaren orada yemek organizasyonları, şunlar bunlar yaptı. Şölen gibiydi ama şölenin sonunda da çok büyük bir hüsran yaşandı. Sonra bütün tribünle bir maraton şeyden, bir VIP'nin altındaki bölümden Özcan Hoca'ya istifa sesleri. Sonra Texas derken bütün stadyum bir istifa sesleri başladı. Sonra Texas döndü maçın sonlarına doğru yönetime. Bu sefer maraton Texas'a istifa diye. Çok bölümde yaşandı, evet. En sonunda maraton tribündeki taraftarlar, maç bitti ben çıkamadım. Onların kavgalarını izlerken inan ben 10 dakika falan basın tribününde oturdum. Sadece onların kavgalarını seyrettim. Polisler bile güçlükle ayırdılar. Bir herkes birlik beraberlik derken Bursaspor'da taraftarlar grupların birbirleriyle sürtüşmesi, kavga etmesi Bursaspor adına hiç güzel değil. Olumlu işler değil. Evet, takıma inanılmaz bir destek vardı. Bu sezonun en kalabalık taraftar topluluğunun olduğu maçı oynadık. Futbol şansı yoktu. Bence
Yani pozisyonlar bulduk ama en büyük avantajım 17 tane futbolcu alıp geldik. Bu 17 futbolcu içerisinde bana soruyorsan bir tek İsmail Yüksek isabetli. Diğeri keşke biz kendi altyapımızdan geçen seneki oyuncularla devam etseydik. İnan yerimiz bundan çok daha iyi olurdu. İsmail Yüksek de genç biliyorsunuz. Yani biliyorum, onlarla aynı Bursa, yaşta. Hayır, hep Bursa çocuğu. Bursa Spor altyapısından Vakıfköy'den gitme şu bu. Yani ama yani biz kendi çocuklarımıza güvensek bence daha iyi. Bilmiyorum Özcan Bizati'nin basın toplantısını aldın mı? Bilemiyorum. Yok, ama almadıysam da siz de oradaydınız söyleyebilirsiniz. Kıt tabii yok. Şimdi ama Mehmet abi de söylesin onu bir sonra. Tamam, o zaman ikinci bölümde hani teknik direktör konusunu değerlendireceğiz. Çünkü yani Özcan bizatihi karşılıklı yollar ayrıldı. Demek ki ikisi de anlaştı. Hem karşılıklı yönetim değil. Onu söyleyeyim. Ama yok, bak karşılıklı ben değil. Şöyle Bursa Spor yönetimi gönderdi. Tamam, Bursa Spor resmi sitesinde öyle yazdığı için. Hikaye. O söylüyorum. Hikaye para pazarlığı yaptığında yaptılar. Söyleyelim arkadaşlar. Yaptılar, tamam, yapmayın. Doğru. Doğruları söyleyelim. İnsanlar da yani hep yalanları değil. Bazı taraftarlar da yani bizi izleyen insanlar da. Buyurun tabii. Hakikaten doğruları öğrensinler. Yani onun için yoksa işte geçen birisi İple çekiyoruz dedi pazartesi günlerini. Bunu söylüyorlarsa ben gurur duyuyorum yani. Ama doğruları söylemek siz önemli. Siz diyorsunuz ki Özcan bizatihiyle karşılıklı yollar ayrılmadı. Özcan bizatihi parasını istedi. Resmen bütün alacağını istedi. Onun pazarlığı olduğu için de yönetimin getirmeyi düşündüğü ilk antrenöre olumlu cevap verilemediği için olmadı. Ama bu para kavgası yüzünden olmadı yani. Peki o konulara değineceğiz. Sayın Tan, siz nasıl buldunuz mücadeleyi? Bir birlik sonuç. İşte ilk yarıda pozisyonlara giren Bursa Spor şanssız kaçırdığı pozisyonlar var. Tim Matas'la %100. İşte Sayın Ekentok da değindi. Akolasi'nin şutu iç direkten tekrar oyun alanına geri geldi. İkinci yarıda golü bulduk. Belki 2-3'ü atarız daha da rahatlarız şeklinde düşünürken anlamsız bir şekilde geriye çekilen Bursa Spor ve sonrasında bu geriye çekilmeye karşı teknik anlamda hiçbir şey yapmayan Özcan Oza golün de bence yenmesinde çok büyük bir pay sahibi oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Sizin de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Çok özetle ilk yarı Bursa Spor iyi oynadı. Çok net biçimde iyi oynadı. İkinci yarı da golü attı, iyi başladı. Sonra da 51'de golü attık ve ondan sonra da takımın rakibin değişikleri geldi. Onlar bu konuda sorun yaratmaya başladılar. Öne çıkmaya, zaaflar vermeye başladık. Ama 78'de de onlar golü attı. 86'ya kadar tekrar oyuncu değişikliği yapılmadı. Yani birinci sorun 51 ile 78 arasındaki görünen problem. Yani orada bir orta sahada özellikle defans zaafı gözükmeye başladı. Etkin olmaya başladılar. Yanlış alanlar tutulmaya başlandı. Geç kalınmaya başlandı. Sırıt geliyordu yani. Bağıra bağıra geldi. Dolayısıyla birinci sorun oydu. 51'den 78'e. İkincisi de 78'den 86'ya bir sorun daha vardı. Biz niye 86'ya kadar durduk sorunu? 86'dan sonraki yapılan hamlelerden sonra Bursa Spor yine çok ciddi anlamda baskı kurabildi. Tabii yani bence ilk olay 1-0 bir yerden sonra çok da arayamazsın. 1-0'ın üstünü arayamazsın. Çünkü Manisa da kötü takım değil, iyi takım. O da direniyor ve o da bir direnişe geçmiş. 3 haftadır iyi. Dolayısıyla bu anlaşılamadı, görülemedi ve tedbir alınamadı. Dolayısıyla da golü yedik. Evet. Ve onların yaptıkları değişiklikler tuttu. Biz bu konuda çok geç kaldık. Tabii birçok şey söylenebilir. Evet. Sorun da bu sanıyorum. Esas sorun da bu. Hocanın değişikliklerinin daha önce de olmuştu bu şeyler konusunda. Ve 5. antrenörümüze hazırlanıyoruz. Evet. Bu hafta maçın özeti bu. İşte öyle olsaydı, böyle olsaydı, şimdi 20 puan olsaydık tabii ki daha iyi olurdu. Ama yukarıda çok fazla takım var. 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 30 gibi çok takım var. Dolayısıyla tabii bu nedenle zaten işimiz zor. Çok takım var. Aday olan yani istikrarlı. Biz 14. sıradayız. İşte kafadaki iki takımın 30 puan var. 12 puan fark olarak düşünmememiz gerekiyor. Tabii çünkü canım, bizim üstümüzde bir sürü de rakip var. Tabii onlar da iyi performans sergileyip onlar yani da çıkış yakalayabilir. Şöyle düşünmemiz lazım. Biz bu maçı alsaydık en azından 5 tane 6 tane maç sürekli istikrarlı biçimde almamız gerekiyor. Evet. Sürekli. Evet, evet.
Ondan sonra yeni bir durum oluşacaktı sonuna doğru. Katılıyorum. Ona işte biraz matematik olarak var. Bunlar hepsi olabilir ama gerçekte bunlar zordur. Zordur işte, evet. Hatalar, şunlar bunlar. Takımımızın kadrosunun da sınırlılığı ama Luka Çapan ve Tuğbe'nin girmesi birçok şeyi çok iyi hale getirdi. İşte ama Luka Çapan'la Tuğbe'nin giriş dakikaları farklı. Tabii onu diyorum. Yani biz 1-0 galipken girseydik tam ilaç gibi olacaktı. Evet. İkisinin de defansif karakteri yüksek. Ofansları da iyi. Yani dengeli oyuncular bunlar. Hem Luka Çapan hem Tuğbe. O nedenle burada kayıp oldu. Baskı biz, bu yüzden yemeyebilirdik. Yani onların oyuna girmesi çünkü şeklinde. İsmail de yoruldu belli bir yerlerde. Akalasi de yoruldu dediğiniz Bruno gibi. Bruno da zaten biraz narin bir oyuncu. Evet. Dolayısıyla göbekteki yapı sırıtmaya başlamıştı. Görünüyordu. O nedenle bu çocukların yani bu göbekte oynayan Bruno şeyin... Burak'ın ve şeyin İsmail'in zaten defansif zaafları biraz var. Orası tam güçlü hale gelecekti. Yani tedbirini almış olacaktı. Evet. Bence sorun buradan kaynaklandı. Yani özet kısaca bu. Takım bu. Tüm 3 milyonluk şehirdeki Bursaspor maçı izleyen tüm herkesin gördüğü sorunu Bursaspor'un başındaki adamın görememesi çok ilginç geliyor insana. Var mı maçla alakalı olarak maçta öne çıkan, değinmek istediğiniz, işte formda olan, formsuz olan? Yine mesela Emirhan bu maçta da kadroda yok ilginç bir şekilde. İşte hafta içinde yapılmış bir açıklama vardı Özcan Hoca tarafından. İşte evet. Sayın Ekentok siz de oradaydınız. Hatta sesinizi de duyuyorum soru anlamında. Evet, performansıyla alakalı olarak diye bir mazeret sunuyorlar ama ben performansla alakalı olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben de Emirhan'ın düşünmüyorum. Olmadığını. Ama bence yönetimin verdiği bir karar. Evet. Yönetim bu konularda çok büyük hata yapıyor. Yönetimin bir futbol aklı yok. Bir futbol yöneten insanı yok. Ve çıkıyorlar yeniden. Bak yaptıkları hatalara bakın. Şöyle Mustafa Er'i hemen Fatih Tekke'ye aldılar. Çok büyük kayıp oldu. Özcan bizatiyle Kocaeli kampı sonrası bir çıkışımız oldu. Üç ama maçlık. Sonradan üç maç ile dağıldı. Bakıyoruz şimdi 5. teknik direktör arayışı başladı. Yani futbol aklınız yoksa, sizin futbolunuzu yöneten bir şeyiniz yoksa kusura bakmayın yöneticilerin hiçbirisi futbolun içinden gelmiyorlar. Hiçbiri futbol oynamadı. Çok özür dilerim. Kupa maçı oynamıştık hatırlıyorsunuz Sayın Ekentok Bursa'da. Şimdi takımın adını unuttum. Aklıma gelmedi. O maçtan sonra sportif direktörü de açıklayacağız şeklinde bir demeci vardı. İkinci başkan Emin Adanur'un ama sanırım onda da bir sessizliğe bürünüldü ve bir yönetimde anlaşma. Yönetimde oylama yapılmıştı. Yönetimde sportif direktör getirilmesi istenmemiş diye dillendiriliyor ama ben bakın hepimiz iyiyiz. Mehmet abi bu işin içinden geldi. Evet. Yani sahadan geldi. Bizler de yıllardır sahanın içinden değil, biz de sahanın kenarından buralara geldik. Ama bakmak lazım. Ben bunca yıldır 50 yıllık meslek yaşamımda yöneticilerin iş hayatlarında inanılmaz başarılı olan yöneticilerin futbol takımı yönetirken dünyanın en beceriksiz insanları olduğuna tanıklık ettim. Evet. Yani sizin bir tane futbol aklınız olması lazım. Futbol aklınızda bugünün deyimiyle futbol aklı ne oluyor? Sportif direktör oluyor. Şimdi sen hep sportif direktör olmadan antrenör değiştirdin, aldın, tweet attın, değiştirdin. Şimdi yine aynı durum söz konusu. Sonra başka olaylar girdi çıktı. Futbolcularla alakalı sıkıntılar yaşadın. Ama şimdi senin direktörün bir tane sportif direktör olsaydı sorunları Emirhan Aydoğan yönetime aktarmayacaktı. Yönetime o aktarmayacaktı. Sonra da Emirhan Tuğkaka olmayacaktı. Burada işte sadece biz... Sadece Emirhan'ı da örnek vermemiz işleri, yanlış olur. Yani hayır. İsmail yani, çok çalış, Burak Altıparmak'ın tekrar gidip gelmesi... Işte. Dur onu Özcan Bizettin'in açıklaması neydi ya? Yanlış anlaşıldığı için gönderildi. Ya sen bu takımın teknik direktörü değil miydin? Değil. Ha ondan sonra bir maçla ilgili bir daha söyleyeyim.
Özcan Bizatin'in maç sonunda söylediği laf yenilir yutulur laf değil ya. Şey diyor, Bursaspor'un yedek kulübesinde sonucu değiştirecek isim mi vardı sahaya süreyim diye. Senin tam sahaya sürmek istemediğin oyuncular geçen sezonun yıldızlarıydı. Ve Süper Lig'in anlı şanlı birçok takımı da hala o oyuncuları alabilmek için birbiriyle yarışacak konumdaydı. Ama sen ne yaptın? O çocukları yedek kulübesinden dışarı çıkartmadın. 2 milyon, 3 milyon euro değerlerini 500 bin euroya düşürdün. Teknik direktörlük bu değil aslında. Biz Bursaspor, işte bugün eski futbolcuların açıklamalarında da vardı. Yani biz kendi oyuncularımızın arasını tecrübelileri serpiştirdiğimizde bu takım daha başarılı oluyor. Ki geçen sene, iki sene, geçen sezon zorunluluktan genç çocuklarla oynadık. Banko düşeriz diyorduk. Neredeyse bir maç daha kazanmış olsaydık belki playoff'tan lige bile çıkabilirdik. Yani bir teknik direktörün önce gittiği kentin bir altyapılarını falan da bilmesi lazım. Gene yanlış yapacak yönetim. Bir Bursalı hoca getirmediği müddet içerisinde Emin Adanur yönetimi en büyük hatasını yapacak diyebilirim. Peki, maçla alakalı söyleyeceklerimiz kalmadı sanırım. Geçelim Bursaspor'da. Tabii şimdi Özcan bizatıyla yollar ayrıldı. Evet, yönetmenim de KJ olarak yazmış. Ama sorun şu ki Bursaspor 3 gün sonra bir maça daha çıkacak. Belki de onun hemen ardından 2 gün sonra da bir maça daha çıkacak. Bursaspor'a da bir de teknik direktör lazım. Siz biraz cümlenizin sonunda buna değindiniz ama Sayın Tan'la devam edelim. Yine size söz vereyim Sayın Ekentok. Bursaspor bir hocayla anlaşacak ama nasıl bir hoca olmalı? Bursaspor'u ne kadar iyi tanıyor gibi insanın aklında soru işaretleri var. Hatta Osman Şen Bey de demiş ki bu hocalara verilen paralara yazık yani. Beşinci hocayı alıyoruz ya. O anlamda bir görüşü var Osman. Allah'tan bir tanesi bedavaydı. Ali Aköz. Bizim U19 hocamız. Belki de ya bugün de aynı antrenmana Ali çıktı yani. Belki de İbrahim Yavaş'a da Ali Hoca ile çıkıyor olabiliriz. Yok, yarın gelecek. Yarın gel, kesinleşmiş işte mi o? Bir konuşma yaptık ya yayın öncesi. Evet. Büyük bir ihtimalle yarın antrenmanda olur. Yani. Peki Sayın Tan, nasıl bir hocayla Bursaspor'a anlaşmalı? Yani Bursaspor'a uyum sağlayacak işte veyahut da sizin böyle futbol aklınızda bir teknik direktör olarak soruyorum bu soruyu. Hangi karakterlerde, hangi yapıda olması lazım hocanın? Şimdi takımın kadrosu belli, kapasitesi de belli. Belli iyi bir kadro var şu anda, 13-14 kişi. Yani şu son çıkışları da yapan kadro bu kadro. Bu net ortaya çıktı. Dolayısıyla bu oyunun, bu kadronun bir niteliği var. Buraya hoca tarifi yapmak da kolay değil. Biliyorsun ben bunu da pek söylemek istemiyorum. Evet. Dolayısıyla yani isim ama bazında sormadım genç, Sayın Tan, yanlış anlamayın. Genç oyuncular var, tecrübeli oyuncular var, kapasiteli oyuncular da var. 13-14 tane oyuncu var, 15 tane oyuncu var, o kadar. Dolayısıyla bunları doğru şekilde doğru kullanacak. Doğru mesela kullanacak. Cemal'in söylediği bir şey, hoca değiştirecek oyuncum var demiş. Yani Luka Çapan'la Tuğbe'yi koysaydın biz gol yemeyebilirdik. Yemezdik bence. Yemezdik. O baskıyı yemezdik en azından. Onun ötesinde öyle ufak tefek küçük hatalardan goller kaçtı ki Vefa atabilirdi. Batuhan'a verse Luka Çapan atabilirdi. Lokalatis'e verse atabilirdi. Evet. Yani daha oyun pratiklerini daha tecrübeli olduklarını o pozisyonlarda düşünelim. Vefa %100 ile oynadı girdiği dakikadan itibaren. Dolayısıyla yani Vefa da bunun içine katıyoruz zaten katalım. İşte bu yapıyı, bu teknik ağırlıklı, oyun bilgileri yüksek oyuncu yapısını kullanacak, oyun zenginliği olan bir hocaya ihtiyaç var. Peki. Yani düz mantıklı, düz yapıda işte defansçı karakterlere ihtiyaç yok. Yani oyun zenginliği olan bir yapabilecek kadro var. Bunu gördük 4-5-6 maçta, son 8 maçta. Bu var, daha önceden de biliyorduk. Özet bu. Doğru yönetecek yapıya ihtiyaç var ama sorun hoca gelecek her şey bitecek diye bir şey yok. Bence sorun tabii ki yönetimdir. Birinci problem yönetimdir. Şimdi Süleyman Bey bir soru sormuş. Aslında iki soruluk bir tweet atmış ama ben hani konumuz bu olduğu için sadece bu tarafını okumak istiyorum.
İkiniz de değerlendirebilirsiniz. Demiş ki ayrıca bu kadar çok ve kolay antrenör gönderen bir kulübe idealist bir antrenör gelmeye cesaret gösterir mi demiş. Göstermez. Yani işi bu olan profesyonel iyi bir antrenör gelip bu kahveyle yapıp tazminatsız buraya gelmez. Çünkü Bursaspor tarihinde 5. antrenöre gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani nereye bakalım? 5 tane antrenör alınmış. Hepsi hatalı. Bunu yapan kim? Yönetim. O zaman bu hatalar yönetim yapmış. Yani buna dair birçok şey 17 oyuncu almışsın. Yarısı isabetsiz. Hata kimin? Altyapıdan gelen oyuncular var. Yetersizlikler taşıyorlar. Bu konuda ne yapılabilir? Hata kimin? Evet, 6 aydan beri yönetiyorsunuz. Geçen hafta açıkladığınız 6 aydan beri yaptığınız stilin tersini açıkladınız. Geçen hafta altyapıya 3-5 yıl gitmeli falan dediniz. Yani 6 aydır yanlış yolda gidiyorsunuz. Geçen hafta bunu da açıkladınız. Ne söyleyeyim? Divanla çelişkileriniz var, toplumla çelişkileriniz var, taraftarlarla çelişkileriniz var. Yani ne söyleyeyim o zaman? Yönetim bu ortada. Bu antrenörü kurtarıcı olarak görmesin kimse. Antrenör kurtarıcı değildir. Bir bütünün var olan bir yapının içine bir önemli kişi sokarsınız. Ama önemli kişi bunu alıp şapkasından tavşan çıkarmaz. Hani mesele şeyin bozukluğu, yapının bozuk, yapı bozuk. Yapı bozuk olduğu için ve bazen niyetler de bozuk. Bu nedenle antrenör kurtarıcı olamaz. Özet bu. Peki. Süleyman Bey'in geçen haftaki görüşlerini okuyamamıştık. Yani biraz hani torpil geçiyormuş gibi olacağım ama. Maç bileti 5 lira. Artı ikramlar. Bunlar doğru mu yanlış mı? Sayın Ekendok, sizinle bu konuyu görüşmek istiyorum. Kulübün marka değerinin iflasını bilemedim şeklinde bir görüşü var. Bu konuda fikrinizi merak ediyorum demiş. Bence bu yani 5 liralık bilet bu pandemi ortamında 5 liralık sembolik bir bilet ve ikramlar gerçekten herkesin maça gelebilmesi açısından önemli bir hareketlerdi. Ama Bursalı gene beklenen ilgisini göstermedi. Yani o 40 bin kişilik 42 bin kişilik Stad'da 15 bin civarında ya insan vardı ya yoktu. O nedenle elbette güzel. İflasla falan da ben görmüyorum da. Ben de görmüyorum. Ben de o konuda zaten birazdan görüşlerimi söylerim. Yani baktığımızda güzel bir kaynaşma vardı orada. Özellikle herkes, çocuklu aileler, babalı çocuklu gelenlerin. Yani çok eğlenceye çok yönelik. Çok eğlendirdi. Eğlenceye yönelik bandonun şeyin gösterileri, şunlar bunlar. Emine Donur servis yaptı, evet. Şeyler yaptı. Yani bu aslında taraftarla şeyin bütünleşmesi açısından çok önemli. Ancak biz bu tip yerlerde bile bir bütünleşmeyi maalesef gerçekleştiremiyoruz. Evet. Yani maratondaki o olağanüstü yoğunluk ben Texas türbününde hiç görmedim. Mesela maç sonrası olaylardan sonra atılan sosyal medyada bazı paylaşımları gördüm. Bir sürü Bursaspor taraftar artık maratondan değil Texas'tan maç izleyeceğim deme başlaması da Bursaspor'da bir kaosun bence en büyük işareti. Benim anladığım kadarıyla Bursaspor yönetimi sözünü dinleyecek bir teknik direktör arıyor gibi geliyor zaten bana. Zaten dinletiyor. Ya Özcan i̇şte o yüzden mi? O yüzden başarılı başarıyı takımı şu kadroyu başarıya götürecek bir antrenörü bunlar iş başına getirmezler. Ne Bursalı bir ismi getirirler ne de Bursaspor'un şu kadrosunu motivasyonla üst tarafa taşıyacak bir teknik direktörü getirirler. Gene yanlışlar yapılacak. Bir antrenör gelecek. Ben biliyorum ki adım gibi eminim adım Cemal'se bu yönetim 4 tane 5 tane de devre arasında da transfer yapacak. Yine sportif direktörün yok. Yine bir hata yapacaksın. Yani en azından işte Mehmet abi çok güzel ifade etti demin. İlişkileri hiç yok diye divanla yok, eski futbolcularla yok. Antrenörlerle yok, hiç kimseyle bir ilişkileri yok bunların. Sadece dar bir çerçeve içerisindeler. O dar çerçeve içerisinde Bursaspor gibi şampiyon olmuş bir takım yönetilmez. Bursa'da bir sürü paydaş var. O paydaşlarla bir araya gelinmesi gerekiyor. Evet. Yani böyle oturup da sosyal medyadan atılan tweetlerle
Bursaspor kulübü yönetilmez. Bizim Bursaspor olarak en büyük hatamız bu. Peki. Ben de işte Süleyman Bey'in dediği konularla alakalı olarak işte maçın biletinin 5 lira olması artı ikramlar olabilir. Bu hani taraftarı çok çekelimden ziyade kenetlenmenin, birlikteliğin olması için yapılmış eylemlerdi. İşte çocuklu babalar, işte aileler gerçekten çok eğlendiler orada. Onların da sosyal medyada yazdıklarıyla o konuda ben de hani onay verebiliyorum. İşte keşke işte seri galibiyetlerimiz olsa da bu şölen havası hep devam etse. Çünkü önemli, işte sizin de söylediğiniz gibi ayrışımlar çok oluyor. Hem taraftarlar kendi aralarında ayrışıyor, şehir kendi arasında ayrışıyor. İşte bunun da önüne geçmek lazım. Nasıl geçeceksiniz? Böyle yaparak bir nebze olsun. Çok iyi niyetli yapılmış bir hamleydi bu. Ben bunu böyle yorumluyorum çünkü. Hani eskiden biz Süper Lig'deyken başka takımların oynayacağı maçlar 1 lira falan oluyordu Bursa Spor'a karşı olunca. Hatırlıyorsunuz meyve, o zaman. Meyve suyu püsküvit bedavaydı. Evet evet. Kayseri. Mesela, evet Kayseri mesela onlardan biri. Bir, bunun o tip bir oluşumla uzaktan yakından alakası yok. Onu da bence belirtmiş olalım. Keşke cumartesi günü olması nedeniyle bu etkinliğin olduğunu ben düşünüyorum. Pazar günü... Pazar 16 olsaydı maç daha çok daha, çok farklı, daha olurdu. Farklı olurdu. Seyirci anlamında, şey anlamında. Ben en azından anlamında. Tofaş türbünün de maratonun da olağanüstü dolu olacağını düşünüyorum. Peki, teknik direktör konusu. Sayın Tan isim vermekten ziyade Bursa Spor'a hangi tip teknik direktör gelmesi konusunda görüş bildirdi ama... Sayın Akarçok, sizin de istihbaratlarınız var. Bu konuda çalışmalar nelerdir? Bursa Spor hangi teknik direktöre doğru yol alıyor? Valla şu an 3 tane hoca adayı vardı. Birisi ilk akla gelen yönetimin Mehmet Altıparmak olmuş. Ancak Özcan Bizetti'nin parasının tamamını istemesi sonucunda Mehmet Hoca'yı Bursa'ya davet edilememiş. Sonra olmayınca İbre Yücel İldiz'e dönmüş. Bir de Yalçın Koşukavak ismi gündemdeymiş ama çok zayıf ihtimal olarak anladığım kadarıyla şöyle bir oranlama yaparsak %99 Yücel İldiz, Yalçın Koşukavak da %1 gibi görünüyor. Ancak sportif direktör getirirse bu kadroyla en iyi hangi teknik direktör başarılı olur? O çok farklı bir yere. Ama İbre Yücel İldiz'den yana dolaşıyor. Tecrübeli teknik adam. Tecrübeli de ama Altay'ı çıkartamadıydı. Biliyorsun evet, görevine evet. Son verildiydi Mustafa Denizli ile. Playoff'ta. Playoff'ta. Ama Mustafa... Playoff'a kadar da Yücel İldiz vardı o takımın başında. Evet, ve çok çok iyi bir kadro değildi o kadro. O kadro yapma gözünü seveyim. Ay şimdi tam ya iyiydi de şöyle yani Pajao'yla Kapel'in de formda tutulması gerekiyor yani onlarda da yani o Yücel İldiz'in de hakkını yememek lazım o anlamda. Ya onlar zaten Yücel İldiz gelmeden önce de o oyuncular vardı. Pajao zaten iki sezonu üst üste TFF 1. Evet. Lig'in gol kralı olduydu. Ama İbre bu yönetim karar verecek. Yönetimde demeyeceğim, Emin Adanur karar verecek abi. Yönetimde değil. Herkes parayı, mali yükü o sırtladığı için o ne derse o oluyor. O nedenle bir getirsinler, yarın açıklasınlar. Benim gönlüm Bursalı hocadan yana. Bursalı hocaya git dediğinde gider, ben paramı isterim diye tutturmaz. Bunlar da bunun farkında değiller. Çünkü Bursalı değiller en azından. Bursalı olmadıkları için de çok rahat. Hayır, Bursalı olup da yani Bursalı teknik direktör getirmeyen çok yönetimlerde gördük. Bu kriter değil o anlamda. Yok ama... yok eskiden öyle değildi yani. Özmetin Erkut da geldi, Hasan Boras da geldi. Yıllarca muhtar, rahmetli Muhtar abi geldi. Muhtar abi gel bizi kurtarlar, tezahüratlar yapıldı. Bursalı antrenörlerle de biz çok çalıştık. Bakma sen son yıllarda sanayici ve iş insanlarıyla bu iş tamamen değişti. Ha, Bursalı antrenörler kendilerini kanıtlayan antrenörlerimiz olduğu için söylüyorum ben. Yoksa yani Bursalı antrenörler Bursa içinde
kalsalar, hiç dışarı çıkıp kendilerini ispatlama uğraşında olmasalardı ben de burada Bursalı bir teknik direktör, teknik adam gelsin diye söylemezdim. Peki. Ama dışarıya çıkıp da savaşan, çalıştırdığı takımları şampiyon yapan bir sürü hoca var. Ya bunlardan yani hepimiz şunu çok rahat söyleyebiliriz ki sizin bu bahsettiğiniz isim İsmail Ertekin. Başka var mı? Yani Mustafa Hoca mı, Mustafa Gönder mi diyorsunuz mesela? Ya bu sportif direktör zaten ya o işlerde yaşananlar çok farklı arkadaşlar. Birine git buraya diyorlar, birine git Denizli'ye diyorlar. Bir bakıyorsun ikisi de yok ortada. O işlere girdiğim vakit hakikaten çok sıkıntılı şeyler çıkıyor. Bekleyeceğiz bakalım. Bak, yarına kadar belli olur zaten. Yok yok belki de şu saatlerde de belli olmuş evet, şu da olabilir çünkü yani. Çünkü hatta ekibini bile oluşturuyor şu an şeklinde diye yorumlar da var. Bunları var da. Var. Peki sizin ikinizin de katıldığı bir toplantı vardı. Bursa Spor'da forma giymiş. İşte yanlış bilmiyorsam divan kurulu üyesi futbolcular bir arada gelip Bursa Spor'la ilgili biz de elimizin taşın altına değil gövdemizi koyarız şeklinde bir beyanatlar oldu. Bir fikir alışverişi toplantısı oldu. Bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Sayın Tan sizden mi başlayalım isterseniz? Siz nasıl buldunuz bu oluşumu? Nasıl Cemal'le başlayalım çünkü Cemal haberci olarak benden erken gitmişti. Tamam. Biraz peki, da geç olur, katıldım. Sıkıntı yok. Cemal bir başlasın ben de tamam. aslında bu şeyin temeli divan kurulu toplantısında şeyin bizim Kaptan Beyhan Çalışkan'ın çıkıp bir konuşma yaptığı. Eskiden. Hayır daha yeni bir ay. Yani bir eskiden dedim ya bugün önce. Değil yani hayır. Dün değil ondan önce yani bir ay önce pardon. Bir ay önce yapılan aşağı yukarı divan kurulu toplantısında Beyhan yönetimlerin bu Bursa Spor'un eski futbolcularından hiçbir şekilde yararlanmak istemediğini söyledikten sonra divan kurulu harekete geçti ve Galip Sakter önce Bursa Spor'da kaptanlık yapan isimlerle arkasından da Bursa Spor'da forma giyen profesyonel futbolcularla bir gruplarla yemek yiyip bir şey hareketlenme başladı. Sonrasında hatta Galip Sakter Divan Kurulu Başkanımız bir de komite oluşturdu. Sinan Bürün başkanlığında işte İsmail Ertekin Beyhan Çalışkan bir iki isim daha teknik açıda olanlar burada bir araya geldiler ve çalışmalar başladı ve bu başlamaların sonucunda da bazı görüşler ortaya çıkmış. Aşağı yukarı burada Sinan abinin, Sinan Bürün bir açış konuşması vardı deklarasyonda. Yani bu şu an Bursa Spor'un durumunu sağlıklı bulmadığını belirttiler. Yani bana diyor, o konular önemli. Yani 1900, ne çıktı bu toplantı sonucunda? Tabii yani, çok fazla detaylı değil de ana fikri söyleyebilirsiniz. Yani mesela çok mesela diyor biz Bursa Spor'un evladıyız diyor. Ben 1963 yılında kurulduğunda ben 13 yaşındaydım diyor. Formasını giydim diyor. Oynadım diyor. Ama şu anki durum bizleri çok üzüyor. Bizlerden hiç kimse ne yardım istiyor ne destek istiyor dedi. Sedat Özden de aynı olayı söyledi. Başarılı olan geçen sezonun başarılı genç oyuncularının dağıtıldığını, 17 transfer yapıldığını, bugün de başarısızlığa gelindiğini söyledi. Arkasından eleştiriler, konuşmalar da oldu. Yani bana göre en çarpıcı İsmail Ertekin'in biz burada Bursa Spor'un yok olmaması için buradayız. Gerekiyorsa elimizi değil vücudumuzu da o taşın altına koymamız gerekiyor. Çok transferler, özeti bütün işin Bursa Spor'un genç oyuncularından
bu 5 sayfalık bildirinin özeti genç futbolcuların bu yapılan transferlerle o futbol takımdan, A takımdan koparıldığını, çevre takımlara dağıtıldığını, gönderildiğini. Futbol Bursaspor'da gerçek kimliğini kazanan futbolcuların kimilerinin işte teknik adam olduğunu, kiminin doktor, kiminin sanayici, iş insanı olduğunu ve herkesle bir araya gelinmesi gerektiğini söylediler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin kendi yorumunuz nedir Sayın Ekentuk? Yani onlar evet bunu söyledi ama. Şu bana göre ben hepsinin şu görüşüne yer veriyorum. Bursaspor geçtiğimiz sezon tahtası kapalıydı, parası yoktu. Tamam, çocuklar çıktılar, inanılmaz başarı gösterdiler. O çocuklara yapılacak 5 tane, 6 tane transferle, onların benimle aynı görüşte oldukları için açık yüreklilikle söylüyorum, 5-6 oyuncu alınmış olsaydı bu takımın çok daha iyi yerlerde olacağı iddia edildi, öyle söylendi. Yani amaçlarının Bursaspor'da artık bir hareketin başladığını, futbolcular olarak yani aynı Almanya'da Bayern Münih'in uyguladığı sistemin, aynısını Ajax uyguluyor. Bursa'da uyguluyor. Tabii Avrupa'da bir kulüp başarılı olunca diğer kulüpler de aynı yolu tercih ediyor. Yani artık onlar da yönetimlerde, şeylerde, yönetenler grubunda, yönetilenler grubunda Bursasporlu sanayicileri bir araya getirerek kulübü daha bir dar çevreden daha geniş bir çevreye çıkartma yönünde bu özeti olarak 5 sayfanın bunlar var. Artık ben şunu anladım. Artık Bursaspor'da daha önce görev futbol oynayıp da bir görev bekleyen arkadaşlar artık Bursaspor giderek kapanma noktasına doğru gidince artık herkes artık yeter biz de sesimizi çıkartıp duyuralım diye bir hamle yaptılar. İnşallah sonu iyi gelir diyelim. Yani bu bir başlangıçtı öyle mi değerlendirme? Bu başlangıç gerçekten. Zaten bu ilk bir deklarasyon. Yani bu benim anladığım kadarıyla yönetime bir uyarı niteliğinde bizlerden de yararlanın futbolcu transferlerinde, teknik adam transferlerinde diye bana göre bir uyarı anlamında diye ben yorumladım. Bilemiyorum işte Mehmet abi de biraz gecikmeli de olsa geldi. Onun o benim gibi ben haber açısından bakıyorum. Mehmet abi teknik açıdan bakar. Eski formayı giyen insan olarak başka evet. Türlü bakar. Sayın da kaç sezon forma giymiştiniz Bursaspor'da? 2 sezon. 2 sezon giydiniz. Şimdi bu mevzuya biraz daha yani iyi bakmamız lazım. Ben bugün de burada şunları söyledim. Bu gerçekten çok geç gelen bir tavırdır. Bunu bir tavır olarak görürsek yönetim şeyin içerisindeki divanın içindeki yönetimden kaynaklanan onların da talebiyle bir araya gelmiş eski arkadaşlardır, kaptanlardır sembolik olarak. Bu yine söylüyorum çok geç gelmiştir. Yani en azından 15 yıldan beri yapılmalıydı. Bunu başka olaylar da söyleyerek bunu söyleyebilirim ama geç kaldığını söyleyelim. Arkadaşlar da bunun geç olduğunu biliyorlar ama yine de olumludur. Çok olumludur. Buradan yürümek lazım. Ama nasıl, nereye doğru yürümek lazım? Burada yani bu hani meseleyi biraz Bursa Sporlu Profesyonel Futbolcular Derneği'nin bir kurumsal oradaki insanların birlikte oluşumu gibi olması doğru olur diye düşünüyorum ama daha çok öne çıkan kaptanların liderliğiyle biraz gidiyor. Ama eğer bunu en azından Bursaspor'da yıllarca oynamış, işte altyapıdan üst yapıya kadar çıkmış birçok arkadaş var. Burada 1500-2000 yıllık kadar en azından bir birikim var. Bu birikim dikkate alınmalıdır. Evet. Yani Beyhan'ın uyarması, toplantıda konuşmasına bile gerek yok.
bu kadar nasibi toplumuz ki bunu fark etmeyeceğiz. 2000 yıllık birikim var ama onları hala görmüyorsun. Ha yani oradaki deneyimli arkadaşları görmemek demek kasıtlı bir tavırdır. Bu yönetimde değildir. Daha önceki yönetimlerde de böyledir. İşte onun için birilerinin bunu tetiklemesine de gerek yok. Hatta bir arada kim söylediydi? Sinan abi söylediydi galiba. Ali Ağa'yla bir görüşme yapmışlar. Evet. Onlar yani, görüşüyor. Ama işte biz biliyoruz var. Da tabii. Ali Ağa'nın verdiği cevapla tabii. Çok farklı, insan üzülüyor yani. Ali Ağa hep bir takım cevaplar verdi. Görüşmüş tabii sana da verdi. Dolayısıyla bu tabii ki birikimli insanların hepsinden yararlanmak lazım. Bu doğrudur. Ama bunu yanlış anlaşılmasın. Buradaki görev bekleyen arkadaşlar var anlamında sesi bir mantıktan bakmamak lazım. Çok önce. Ha, tamam. Yani bu sesler niye çıkmıyordu? Herkesin bir görev beklentisi vardı. Bunu söyleyen de az önce yayına girmeden önce konuştuğum Bursaspor'un eski futbolcularından bir tanesinin yorumuydu. Ben de aynen yani, katıldığımı ilave ettim. Burada da o yüzden rahatlıkla dolayısıyla söyledim. Dolayısıyla karşı çıkmak, oraya bir yapı getirmek, bunun nasıl bir şey olacağı konusunda da netleşmek zaman alan çok bir şeydir. Önemli, evet. Bu bir genel bir tebliğdir, genel bir bildiridir. Bu çok doğrudur. Ama orada bir Bayern Münih modeli şey oldu. Yani çalışılmış da söylenmiş. Bayern Münih gibi model dendi. Ama Bayern Münih 50 yıldan beri Almanya'nın ve Avrupa'nın tepesinde bir takım. Evet. O takım birçok Alman yıldızını üretmiş ve Alman futboluna ve dünya futboluna sunmuştur. Orada gerçekten deneyimli, üst düzeylerde çok fazla oynamış, çok deneyimli insan var. Onların Bayern Münih dendiği zaman önce akla şu gelir. Birincisi futbolcuların başkanlık ve yöneticilik yaptığı bir yer. Defa yönetim seviyesinde evet. Böyle bir yer var. İkincisi Bayern Münih'in profesyonel seviyede çok yüksek 50 yıldır büyük bir yeri var. Kocaman çok büyük bütçeleri var. Hep liderliğe oynuyor. Alman milli takımının da aşağı yukarı yapısını, altyapısını oluşturuyor. %70-80. Dolayısıyla da orada bir gençlik geliştirme de var. Şimdi buna böyle kopya diye bir şey bakmamak lazım. Evet. Hiçbir kulüp bir kulübü kopya edemez. Çünkü her kulübün kendi yapısı, ekonomisi, sosyal durumu, topluluğu, nüfusu, coğrafi olayları, buradaki Bursa'daki yaşayan insanların geldikleri bölgelere göre genetik yapıları, hepsi, kültürleri, hepsi buna dahildir. Onun için kopyayla olmaz. Bunu yanlış da anlamamak lazım. Bunu ifade edince orada arkadaşlar, ben de onu söyledim. Yanlış anlamaya fırsat verir bu. Bunu hangisi, üst yapısı mı, orta yapısı mı, alt yapısı mı konusunu dikkat etmek lazım. Peki. Ha, mesele toparlayabilirsek Sayın çok basit. Bunun adı şudur. Kurumsal yapı ne gerektiriyorsa, bir kulüp nasıl kurumsal oluyorsa, kurumsal yapıda bir kulübün her tarafına nasıl çeki düzen veriyorsa, ki bu bizim tüzüğümüzde de var, bunu dikkate almak lazım. Dolayısıyla daha çok insanı dikkate almak lazım. Bursa'da olan bütün futbol profesyonelliğini, amatörlüğünü dikkate almak lazım. Evet. Bunun kurumları da var. Ha, bu liderlik bu bütünlük içerisinde yapılır. Bunlara ulaşmak demek bir saygı demektir. Bunların tümüne ulaşın. Onların da görüşlerini alın, onların saygı ve sevgilerini alın. Güven kazanmaktır, bu kelime de orada kullanıldı. Evet, lider olmak için güven kazanmak lazım. Yani güven kazananlar liderlik yapabilirler. Bu iyidir, doğrudur, geç kalmıştır ama bunu genişleterek daha nitelikli, somut hedeflere doğru gitmek lazım. Peki, geçelim bu hafta TFF 1. Lig'de neler oldu ya? Üstteki takımların %85-90'ın puan kaybedip Bursa Spor da aynı bu puan kaybına uğrayınca insan tabii daha da morali bozuluyor. Sadece lider, şu an aldığı galibiyetli lider olan Ümraniye Spor dışında Ankara Gücü, Erzurum Spor, Eyüp Spor, Bandırma Spor puan kaybetti. İşte tabii Ankara Gücü'nün puan kaybetmesi Samsun'la oynadığı için gerçekleşti. Samsun kazanmış oldu. Üsttekilerin hani böyle o sezonun ilk başlarında patır patır seri galibiyetler alıp gitme süreçleri artık sona erdi. İşte bundan sonra kim çıkış yaparsa çok büyük avantaj yakalayacağı bir durum. Ben bunu Bursa Spor adına şöyle yorumluyorum. Geçen sene Adana Demirspor liderin 12 puan gerisindeyken gitti, lider çıktı Süper Lig'e. Yani çok zor bir şey değil. Hani bakıyoruz şimdi Bursa Spor'da evet çok yumuşak oynuyor, sert rakiplere karşı direnci hemen düşüyor ama hani bu demek ki olabiliyor bu anlamda da puan kayıpları
bizi de üzüyor. Çünkü devre arasında olası yapılabilecek transferler de söz konusu. Siz Sayın Tan, siz de başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftayı? Bu hafta tabii ki işimiz zor. Bakmıştım şeye. Ancak tek dezavantaj bence bu sene bu ligde bizim önümüzde 13 tane takımın olması. Hadi Menemen'i sayma, Adana'yı sayma. Bey bak, yendiğimiz Bolu 11. sırada. Evet, evet. Yani Tuzla ile başlayan 10 tane takım var. Mesele şudur. Bizim yukarılarda olabilmemiz için çok istikrarlı, yani bütün takımlardan daha istikrarlı olmamız lazım ki biz ilk 6'ya girmek gibi bir avantajımız olsun. Evet. Bu yarışmacı takım, yani soyunan takım çok fazla olduğu için böyle avantajımız, çok avantajımız yok. Zaafımız sürüyor. İşte yeni bir problemimiz daha var. Dolayısıyla yani... İbraniye maçını da değerlendirmiş olun böylece. İbraniye maçı, tabii ki İbraniye şu anda lider. Gezi evet. Lider yine Erzurum gibi. 28-31 alırsa gibi duruyor. Evet. Dolayısıyla ama İbraniye'yi de biliyoruz. Oturmuş güçlü bir takım. İşimiz orada kolay değil. Umarım bir beraberlikle döneriz. Umarım galip geliriz. Çok yani hayal ederim, yani kolay değil ama hakikaten doğru söylüyorsun. Yani almaz diye bir şey yok ama bugünkü şartlara baktığında, biliyorum, bu bunalıma baktığında, yeni hocaya baktığında, her şeye baktığında beraberlik bile bizim için iyidir. Yener geliriz inşallah. Evet. Sayın Ekentok, son sözü size vermiş olayım. Çok az olmak kaydıyla Ümraniye Spor maçı değerlendirmenizi alayım. Bir de tabii bu hafta ya Bursa'da hafta... sporda, futbolda ve salon sporlarında neler oldu onları da size tabii. Söz vereyim, değerlendirin. Ya aslında TFF 1. Lig'de ev sahiplerinin ilk en başarılı olduğu haftalardan bir tanesi. 5 galibiyet aldılar. 3 maç beraberlikle bitti. Bir tek deplasman takımı Bereket Sigorta Ümraniye Balıkesir'i yendi. Yani bu ligin dengesi, senin de söylediğin gibi, 12 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Evet. Yeter ki biz birlik ve takım olalım. Evet, Bereket Sigorta İmraniye maçı zor maçlardan bir tanesi. Aslında Bursaspor bu maçı kazandığında pazar günü oynayacağı Bandırma maçına daha bir moralli çıkacak. O nedenle kazanılması gereken bir maç olarak ben yorumluyorum. Ama tabii ki bizim Nur Topu gibi bir teknik direktör kaosumuz oldu. Bakalım bu takıma nasıl yansıyacak. Bursa'da şeyle bakarsak en başarılı takımımız tartışmasız Bursa Büyükşehir Belediyespor kadın basketbol takımı oldu. Tebrik edelim onları. Lider Fenerbahçe Safiport'u 84-80 yendiler. Üst üste 4. galibiyetini aldılar. İlk yenilgisini tatladılar. Namalip ünvanını sildiler. Final Spor Akhisar Belediye'yi 98-89 yendi. Bursa'da üst üste 5. galibiyetini aldı. Futbolda Teko Karacabey Belediye Kırşehir'e 1-0 yenildi. İnegöl Spor sahasında Bodrum Spor AŞ'ye 2-1 yenildi. Yıldırım Spor 3. ligdeki tek temsilcimiz Elazığ Spor'u 1-0 yendi. Altın değerinde deplasmanda bu galibiyet. Deplasman galibiyeti aldı. Bu Fırıtlı Ekstra Bursaspor Bahçeşehir Koleji'ne 101-80, Tofaş Pınar Karşıyaka'ya 69-71, Akran Gemlik ise Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 86-71 yenildi. Nülüfer Belediyesi Handball'de üst üste 2. galibiyetini aldı. Tokat Gençliği 39-34 yendi. Ama ilk yarıda farklı 14-15 sayılık bir fark olduğu için genç oyuncularını oynattılar. Nülüfer Belediyesi kadın voleybol takımı ilk yarının son maçında Yeşilyurt'u 3-1 yendi. Hekimoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi. Tofaş'ta 2. ligde Gebze Gençliği 3-2 voleybolda yendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi erkek takımı da maalesef üzücü bir sonuçta Tokat Pelevne Belediye'yi 3-0 yenildi. Hafta pek başarılı geçmedi diyebilirim kadın basketbol haricinde. Peki, teşekkür ederim. Haricinde. Geldiniz, konuk olduğunuz için. Haftaya yine buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.